Nasıl çaktım ama manşeti. Şimdi çıksın da göreyim bakayım. Günaydın. Günaydın. Ay. Anne kaldırsana şunu. Neden kızım? Çok kötü kokuyor. Hem yağlı da zaten yemeyin böyle şeyler. Tamam canım, sonra görüşürüz. Ha, siz gelişmeleri takip edin muhakkak. Bakıyorum keyiflisin. Yine kimin hayatını kararttın? Merak etme. Bu seferki hak eden birisi Bahri Umman. Hem kim biliyor musun? Ya anne, ben şey diyeceğim. Bugün okula gitmesem beraber gezeriz. Olur mu hiç öyle şey? Kim biliyor musun diyordun? He. Hani şu Poyraz'ın yanındaki kız var ya, Ayşegül. İşte onun babası. 10 kilo uyuşturucuyla yakalandı dün. Nasıl yani? Adam mafya. Hem de en azılısından. Adam mafya? Adam uyuşturucu kaçakçısı? Siz de Sinan'ın onunla görüşmesine izin veriyorsunuz yani, öyle mi? Delirdiniz mi siz ya? Kızım, adam babanı tehdit etti. Senin hiçbir şeyden haberin yok. Ya direnmedik mi sanıyorsun? Patronu soktu araya, patronu! İnanmıyorum size ya. Ablan sana çok kırgın oğlum. Niye? Ne oldu ki? Resmen sattın kızı ya. Ama ne yapayım yani? Annem gelmişti. Ya tamam, haklısın ama bak, annen ayrı, Ayşegül ablan ayrı. Sen şimdi ne affet, kızın bir şekilde gönlünü al. Ne bileyim, bak şimdi sen ara, sürekli mesaj at. Sakın rahat bırakma, tamam mı? Bak vallahi az önce konuştum. Yani sesi gerçekten kırgın gibi geliyordu. Tamam, anladım. Sen merak etme. İyi. Hadi benim işim var, kapatıyorum. Baba bir dakika dur, annem Bahri amcanın. Bundan sonra Sinan'la ilgili meseleleri yalnızca benimle konuşacaksınız. Peki Poyraz Bey? Yalnız benimle dedim. Babasıyla değil, dedesiyle değil. Sadece benimle. Siz nasıl isterseniz. Beni anladığınızı umuyorum. Gayet iyi anladım. Ama babam çok kırgın dedi. Yok be Sinancığım, niye sana kırgın olayım ben? Hayır, harbiden babam çok kırgın dedi bana, ben de üzüldüm. Ay babanı bilmiyor musun? Yine ortalığı karıştırıyor işte. Öyle mi dersin? O zaman bu akşam buluşuyor muyuz? Tamam, konuşuruz. Tamam, hadi ben kapatıyorum Ayşegül abla. Kimle konuşuyorsun canım? Hiç. Kimmiş bakalım o hiç? Ayşegül abla. Niye benden saklıyorsun ki? Bilmem ki. Hadi bakalım doğru sınıfa. Tamam. Anne, kızmadın değil mi bana? Niye kızayım? Aşk olsun. Hadi bakalım. Gönüllü doktorlarız burada. Sizin uzmanlığınız ne? Kalp. Yaklaşık 20 hastamız var şimdilik. Hepsi de genç yaşta maalesef. İmkanlarımız el verirse daha çok hastaya bakmak istiyoruz tabii ki. Efendim oğlum? Ya baba, demin söyleyecektim de telefonun yüzüme kapattın. Bahri amcayı tutuklamışlar. Çıkacak oğlum, merak etme. Bu arada baba, annem Ayşegül ablanın Bahri amcanın kızı olduğunu öğrendi. Telefonda konuşurken duydum. Ayşegül ablanın yerini arıyordu. Ya sen ne diyorsun oğlum ya? Şimdi mi söylenir be yavrum bu ya? Ya baba vallahi kusuruma bakma. Annem yanındaydı, arayamadım. Şimdi teneffüse çıktım. Tamam, tamam oğlum. Kapat, hadi kapat.
Usta, usta bas gözünü seveyim, çabuk gitmemiz lazım. Hadi. Merhaba Ayşegül Hanım. Nasılsınız? Sizin ne işiniz var burada? Ben de kurumunuza destek olmak istiyorum. Az önce hasta sayısını artırmak istediğinizi söylediniz. Görünüşe bakılırsa bu çok uzak bir ihtimal değil. Pardon, ne demek istiyorsunuz? Bu gazetedeki beyefendi... Bahri Umman, uyuşturucu taciri. Ve hanımefendinin babası. Ayşegül, doğru değil herhalde, değil mi? Benim babam böyle bir şey yapmaz. Babanız mafya değil yani. İş adamı. Evet, karlı işlerden anladığı ortada. Senin amacın ne? Ha? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ben babamla yıllardır doğru düzgün görüşmedim bile. Tutuklandığını şu anda öğreniyorum. Biz müsaade istesek iyi olacak. Eminim bir yanlış anlaşılma vardır, lütfen. Ayşegül, bir açıklaman vardır umarım. Evet. Bu gazetedeki adam benim babam. Evet, mafya babası. Ama benim babam asla uyuşturucu satmaz. Peki bu haber ne? Bilmiyorum, şimdi gördüm. Begüm! Senin burada ne işin var? Ha? Ayşegül Hanım'ı ziyarete geldim. Ya sen aklını mı kaçırdın? Ne işin var senin Ayşegül'le? Senin sevdiğin kadının babasının bu kağıtlarından haberin var mı? Var ya da yok. Sana ne? Çık git buradan hadi. Bak, oğlumun böyle bir kadınla arkadaşlık etmesine izin veremem Poyraz. He. Bu sana son uyarım. Eğer bir tek hata yaparsan, hı-hı, sen de göremezsin Sinan. Yapma ya. Sen babandan mı öğrendin bakayım bu lafları? Biz oraları çoktan geçtik Begüm Hanım. Hadi git buradan, hadi. Görürüz. Hadi şimdi git Ayşegül'ü teselli et. He. Kusura bakma ya, benim de hatam, yetişemedim. Sinan da söylemişti halbuki. Ben nasıl insan içine çıkacağım, nasıl insanların yüzüne bakacağım? Uyuşturucu nereden çıktı? Ayşegül, yok öyle bir şey. Senin babana iftira attılar, yok öyle bir şey. Göreceksin, aklanacak zaten. Sen biliyor muydun bunu? Biliyordun, bana söylemedin mi? Ya üzülmeni istemedim işte. Ya yalan zaten, yalan. Yalan. Yarın öbür gün çıkacak doğrusu ortaya. Ya. Adamın çarşaf çarşaf haberleri çıkıyor gazetede. Ben utanmadan kalkıp bu kliniğe geliyorum. Uyuşturucu yüzünden içeri alındığını senin eski karından duyuyorum. Nasıl söylemezsin bana ya, nasıl? Ayşegül. Tamam Poyraz, dur. Tamam. Thank you.